Bazı annelerimiz iş hayatını erken dönemde geçmek durumunda kalabiliyorlar. Dolayısıyla ama sütü de geliyor ve bebek de gayet güzel emiyor. İşte sütünü sağıp gündüz verilmesi için saklayabiliyorlar. Bu saklama koşulların nasıl olması lazım? Evet, ya bunu prematürelerde de görüyoruz. Prematüre bebekler mesela bir süre besleyemiyoruz ya da çok az besleyebiliyoruz. Annenin sütü kıymetli, çok eşi olmaz bir besin ürünü. Bunun çöpe atılmasını ya da kesilmesini istemiyoruz. O yüzden annelerin benzer şekilde yine çalışan anneler için de aynı sorun hı hı. geçerli. Evde olmadığı süre içinde anne sütünü almasını istiyoruz. Bu amaçla sağıp saklamalarını istiyoruz. Anne sütünü saldıktan sonra o da aslında anneler bunu 4 saat içinde gönül rahatlığıyla verebilirler. Anne sütünün nefas içeriğinde herhangi bir kayıp olmuyor. Değil mi Dolabın kapak kısmında yani artı 4 kısmında ise bu süre 2 gün. 2 hı. gün kadar Herhangi bir besin kaybına uğramadan e, saklayabiliyorlar. E, daha ziyade biz prematürelerde çok kullanıyoruz. E, dip frizler. Bunlar bizim için çok e, bu anlamda kullanışlı. En az 6 ay yine bebeğin e, tüm ihtiyaçlarını giderecek şekilde nefasetini ve içeriğini kaybetmeden 6 ay gönül rahatlığıyla hmm. saklayıp bunu sonra eritip kullanabiliyoruz. Çok güzel. Yani o zaman e, bebek e, yeni doğan e, bazen işte yoğun bakımda kalması gerekebiliyor, köyüzlerde kalması gerekebiliyor. Bu esnada anne o sütü boşa harcamıyor. Sağarak e, evet, hijyenik, de dahi. Tabii hijyenik bir tebiliyor. kapta. E, üzerine tarih yazarak. Çünkü altı 6 ay bir var, ö, ömrü, var bu sütünde. Evet. Üzerine tarih yazarak. E, diprizde saklayabilirler sonra kullanmak Hı -hı. üzere.